Arkadaşlar selamünaleyküm. Bilmeyenlerin şaşıracağı bir hikaye. Yıl 1934. Türk havacılık tarihinin en önemli olaylarından biri yaşandı. Kayseri Tayyare Fabrikası'nda 6 avcı tayyare üretildi ve arazide test uçuşları yapıldı. Uçuşlar başarılıydı ama bize daha fazlası lazımdı. O yüzden bu tayyarelerden biriyle daha uzun bir uçuş denemesi yapılacaktı. Küçük bir törenle Kayseri'den bir uçak havalandı. Önce şehrin üzerinde bir tur attı sonra Ankara'ya yöneldi ve 45 dakikalık bir uçuştan sonra Ankara'ya iniş yaptı. Kalabalık bu inişi coşkuyla alkışlıyordu. Çünkü Türk havacılık tarihi tarihinin en büyük olayı yaşanmıştı. Bu hikaye ilk duyduğunda insana yalan gibi geliyor. 2000'lere kadar bir havacılıkta neredeyse yoktuk. 1934 yılında ilk uzun uçuşunu yapan bir ülke nasıl olur da 2000'lere kadar hiçbir şey yapmaz? İnsanın aklına ilk bu soru geliyor. Türkiye'nin ilk savaş uçağının bu yıl havalanacağı haberi gelince de bu hikayeyi konuşalım istedim. Yani bugün konumuz ilk Türk uçağından milli muharip uçağa kadar geçen 100 yıllık Türk havacılık hikayesi ve tabii ki havacılığımızın bugünkü durumu. Bu hikayeden sonra son yıllarda bu ülkenin neler yaptığını ve savunma sanayisine ülke yönetimince verilen desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlayacaksınız. Ülkemizde askeri havacılığın kuruluşu ilk bu konudaki resmi yazının yazıldığı tarih olarak kabul ediliyor. Yani Türk havacılığının ilk adımı 1909 tarihinde atılan bir imzaydı. Sonra fikir düzeyinde devam eden bir sürece girildi. 1925 yılında Vecihi Hürkuş kendi uçağını üretti ve uçurmayı başardı. İlk uçuşundan sonra normal bir ülkede el üstünde tutulması ve bütün devlet teşviklerini alması gerekiyordu. Ama Türkiye'de 15 gün hapis cezası verildi. Çünkü uçağının sertifikası yoktu. Ama işin daha da kötüsü uçağa bir türlü sertifikada verilmedi. Yani Türk bürokrasisi filizlenmekte olan bir projeyi bitirmişti. Buna rağmen vecihi durmadı. 1930'da Kadıköy'de 3 ay gibi kısa bir sürede vecihi 14'ü üretti. Bu uçak ilk Türk seyir uçağı olarak kabul ediliyor. Aynı yıl bu uçağın ilk uçuşunu da yaptı. Sonra bu uçakların farklı versiyonlarını da üretti. Yani Türk havacılık tarihinde yükselen bir yıldız haline gelmişti Vecihi. Ama bürokrasinin türlü oyunlarıyla hikayesi sonlandırıldı. Vecihi Hürkuş konusunda çok detaya gir Bilmiyorum. Çünkü zaten kanalda onun hikayesini anlattığımız ayrı bir video var. Yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1926'da Kayseri'de ilk uçak fabrikası olan Tomtaş kuruldu. Bu firma bir Alman firmasıyla ortaktı. Ama 2 yıl sonra anlaşmazlıklar olunca Alman firma ortaklıktan ayrıldı ve fabrikanın faaliyetine son verildi. 1931'de bu fabrika Milli Savunma Bakanlığı'na devredildi ve yabancı lisanslar altında 1939 yılına kadar uçak üretilmeye devam edildi. Ama yabancı lisansla uçak üretilmesini desteklemeyen bir isim de vardı o dönem. Nuri Demira 1936 yılında Beşiktaş'ta kendi uçak fabrikasını kurdu. Bütün sermayesini ve ömrünü bu işe adadı. Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanı satın aldı ve orada bir uçuş alanı oluşturdu. Nuri Demirağ'ın kurduğu bu fabrikada 1941 yılında ilk yolcu uçağı imal edildi. ND36 ve NUD38 isimlerini alan bu yolcu uçakları o dönemin en iyilerinden olarak kabul ediliyordu ve dile kolay bu uçaklar toplamda 32.000 sorti yaptı. 1941'de İstanbul'dan Divriye'ye yapılan uçuş dikkatleri demirağa yöneltti. Türk Hava Kurumu 10 adet uçak ve 65 adet planör siparişi verdi. Planörler teslim edildi ama Türk Hava Kurumu Eskişehir'de uçaklar için bir test daha istedi. Test uçuşunda uçak hayvanların havaalanına girmemesi için açılan hendeyi görmeyip oraya düştü. Pilot şehit oldu ve Türk Hava Kurumu siparişlerini iptal etti. Bu olayda mahkemede teknik bilirkişi Nuri Demirağ'ın lehine karar verdi. Ama Türk Hava Kurumu bu kararı kabul etmedi. Teminat mektupları iptal edildi. Bu bütün servetini bu işe bağlayan Demirağ'ı finansal anlamda zor duruma düşürdü. 1949 yılında ise Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasının harp sanayi statüsü Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı. Yani Türk havacılığına ve savunma sanayisine gönül veren bir isim daha türlü bahanelerle bitirilmiş oldu. O dönem Türkiye Danimarka'ya bile uçak satan bir ülke haline gelmişti. Ama kişisel servetlerini ve ömürlerini bu işe adayan isimlere bürokraside ciddi zorluklar çıkarıldı ve Türk havacılık ve savunma sanayi bu şekilde bitirildi. Bu sanayiye en büyük darbeyi de Marshall Planı vurdu. 1945 sonrasında Amerika'dan ekonomik yardım talep edildi. 1948'de meşhur Marshall Planı yardımları başladı. Bu planla Türkiye tarım ülkesi olarak kodlanmıştı. Yani bize biçilen rol sebze meyve yetiştirmekten öteye geçmemekti. Biz de bunu kabul ettik ve yardımlarla birlikte sanayiye dair ne varsa bir Bitirdik. Bu sebeple 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda ciddi bir tokat yedik. Türlü ve ağır ambargolara maruz bırakıldık. Bunun ardından Türkiye, milli savunma sanayinin güçlü olmasının neden önemli olduğunu net bir şekilde anlamış oldu. Ve 1940'lardan sonra tamamen bitirilen savunma sanayi için tohumlar atılmaya başlandı. 1974 sonrasında bugün gururumuz olan birçok fabrika kuruldu. 2000'lere kadar ağır aksakta olsa ilerlemeler başladı. 2000'lerden sonra özellikle de 2004 yılında yapılan savunma sanayi, İcra Komitesi toplantısından sonra işler tamamen değişti. Türkiye, Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a e kadar pek çok değerli ismin projelerinin hiç edildiği dönemden havacılıkta bazı alanlarda dünyanın en iyisi olduğu döneme geldi. Bu başarının sağlanması için yapılan en önemli şey savunma sanayimize tam destek sağlanması ve arkasında sapasağlam durulmasıydı. Yaklaşık 10-15 yıllık bir dönemde Türkiye'nin ne duruma geldiğini görmek için de bugünkü projelere hızlıca bir bakmak gerekiyor bu kısımda Türk havacılığına damga vuran platformları biraz hızlı hızlı konuşacağım. Çünkü 15 yılda o kadar ciddi bir yol kat ettik ki her platforma hakkınca zaman ayırsam saatlerce bu konuyu konuşmamız gerekir. Bunun yerine biz hepsine kısaca bir çırpıda değinelim. Mesela bu yıl milli savaş uçağımız ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Bu projeyle birlikte Türkiye 5. nesil bir savaş uçağına sahip olacak. Yine bu kadar önemli bir diğer platformda Bayraktar Kızıl Elma. Kızıl Elma'da Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı oldu. Daha da önemlisi bu proje dünyanın ilk insansız savaşçılarından da biri. Yine Türkiye'nin bugüne kadar göğsünü kabartan ve dünyada adlarından sıkça söz ettiren TUSAŞ, ANKA ve Bayraktar TB2'den bahsedelim. Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda ciddi bir ün kazanmasını sağlayan bu sistemler oldu. Bunların yanında bu yıl ilk uçuşunu yapacak bir platformda da Hürjet. Hürjet bir jet eğitim uçağı ama aynı zamanda muharip bir sistem. Türkiye'nin milli havacılık envanterinde bulunan bir diğer sistem de Hürkuş. Hürkuş bir temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı. Tabii bu noktada Bayraktar TB2'nin abisi Akıncı ve Ankara'nın abisi Aksungur'dan da bahsetmek gerekiyor. Bunlar Türkiye'nin yüksek irtifa, uzun dayanıklılık sınıfı insansız hava araçları. İkisi de envanterdeler ve operasyonlarda aktif olarak kullanılıyorlar. Bu yıl ilk uçuşunu yapacak sistemlerden biri de Bayraktar TB3. Bayraktar TB2'den daha gelişmiş ve kısa pistli gemilerden kalkış özelliğine sahip bir İHA bu. TCG Anadolu bu proje sayesinde bir insansız hava aracı gemisine dönüşecek. Burada şu an hakkında çok az bilgi olan ama havacılığımızın en heyecan verici projelerinden biri diyebileceğimiz Anka 3'ten de bahsetmek gerekiyor. Anka 3'ü TUSAŞ geliştiriyor. Bu da Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı olacak. Türkiye'nin ürettiği bir diğer taktik insansız hava aracı da Vestel Karayel. Bu da envantere girmiş tamamlanmış bir sistem. Bu yıl ilk teslimatları yapılacak olan genel maksatlı helikopterimiz Gökbey'de değinmek gerekiyor elbette. Bu konudaki en güzel detay şu ki Gökbey bu yıl yerli motorla havalanacak. Tabii ki Türk havacılığı deyince şu an akla ilk gelecek sistemlerden biri gururumuz olan ATAK helikopteri. ATAK uzun zamandır envanterimizde ve Türkiye terör operasyonlarında bu saldırı helikopterlerini etkin şekilde kullanıyor. Bir diğer önemli insansız hava aracımız da Kargı. Kargı İsrail'in Harop sisteminin yerli muadili. Antiradyasyon bir sistem. 800 kilometre menzile kadar gidip dolanıp hedefini bulup imha ediyor. Havelsan'ın ürettiği bulut altı insansız hava aracımız yani Baha da kritik bir sistem. Baha özellikle sürü konseptinin can damarlarından biri olacak. Ve son olarak da Baykar'ın uçan arabasından yani Cezeri'den bahsedebiliriz. Cezeri ilk test uçuşunu Eylül 2020'de yaptı. Taşıt, Yolcu ve kargo taşımacılığında minimum havacılık bilgisiyle kullanılacak şekilde tasarlandı. Az önce hızlıca saydığım bu sistemler normalde hepsi için ayrı ayrı videolar yapmam gereken sistemler. Ama burada amacım size bu sistemleri tanıtmak değil. Zaten bunların büyük çoğunluğu ile ilgili bütün bilgilere vakıfsınız. Burada size göstermek istediğim 15-20 yıllık bir destekle bu ülkenin nerelere geldiği. Türkiye'nin mühendis ve teknisyenleri arkalarına bu desteği aldıklarında neler yapabildiklerini bize en iyi şekilde gösterdiler. Bunları görünce sadece içim yanıyor. Tek bir soru sorarak hem sizin de içinizi yakayım hem de videoyu bitireyim. Şu 15-20 yılda verilen koşulsuz destek Türk savunma sanayisine 100 yıldır aralıksız veriliyor olsaydı sizce şu an nasıl bir durumda olurdu? Cevaplarınızı yorumda bekliyorum. Allah'a emanet olun.